Burada astımı şiddetine göre sınıflandıran güzel bir çizelgemiz var. Bu üç grup devamlı durumlardır. Gördüğünüz gibi hafifte haftada iki kereden fazla, orta şiddette her gün, ağır vakada ise her gün ve bazen günde iki kere kriz yaşanıyor. Buna şiddet ölçeği diyebiliriz. Bu ölçeği ufak tefek değişikliklerle birisinin ne kadar iyi tedavi gördüğünü incelemek için uyarlayabiliriz tedaviyi tx ile gösteriyorum. Astım tamamen iyileşmeyeceği için amaç semptomları kontrol altına almak ve sıklıklarını azaltmaktır. Yapmak istediğimiz hastanın durumunu uzun aralıklı seviyesine getirmektir. Birisinin iyi kontrol ediliyor olması uzun aralıklı tanımına oldukça benzer. İyi kontrol edilen hasta haftada iki kereden az kriz geçirir ve asla günde bir kereden fazla kriz geçirmez. Yani kriz geçirdikleri gün başka kriz geçirmezler. Burada çarşamba günü sadece bir kriz geçirdiğini görüyoruz. O halde bu kişinin durumu iyidir. İlaçlar işe yarıyordur. Bir sonraki seviye hastanın iyi kontrol edilmediğidir. Renkler aklınızı karıştırmasın. Sadece buradaki sıraya uyması için yeşil kullanıyorum iyi kontrol edilmeme güzel ya da yeşil değildir. Bunu haftada iki kereden fazla olarak tanımlayacağız. Hatta haftada iki kere olsa bile, aynı gün içinde bir kereden fazla kriz geçiriliyorsa, tedaviyi yine bu gruba dahil edeceğiz. Yani, pazartesi, salı, perşembe, cuma ve pazar kriz geliyorsa, bu iyi kontrol edilmiyor demektir. Bu haftada beş gün eder ya da sadece çarşamba ve cumartesi kriz geçiriyorlar diyelim. Bu da sadece iki gün eder. Ancak hasta çarşamba günü iki defa veya cumartesi günü üç defa kriz geçiriyorsa, bu durum tedaviyi iyi kontrol edilmiyor kategorisine sokar. Son iki kategori, kötü kontrol edilmedir. Aralarında ayrım yapmaya bile gerek yok. Kötü yazıp geçeceğiz. Kötü kontrol edilen hasta ilaçlarını artırmalıdır iyi kontrol edilmeyen hasta da ilaçlarını artırmalıdır. Tedavi açısından baktığımızda, ilaç vermenin öncelikle iki çeşidi vardır. Şimdilik ilaçları işin içine katmayalım. Nasıl verildiklerini düşünelim. İlk olarak nebulizatör. Pekala, nebulizatör buradaki büyük makine ile çalışıyor ve bir maskeye bağlı hortumu mevcut. Bu tıbbi bir maske. Biraz kötü çizdim. Hasta bu maskeyi takıyor, ilaç bu aletin içinde buharlaşıp buğu haline geliyor, oksijenle birlikte hastaya veriliyor. Sadece 10 dakika sürüyor. Hasta maskeyi takıp oturuyor ve nefes alıyor. Bu alet pahalı olabilir. Elektrik kablosu gerekebilir. Bir yerde durmanız gerekir ve 10 dakika sürer. Bunlar nebulizatörün dezavantajları. Ancak bu alet işe yarar. Alternatif olarak şöyle bir şey kullanan insanlar görmüşsünüzdür. İsmi astım spreyidir. L şeklinde bir tüptür. Alt kısmında bir ağzı ve üst tarafta bir düğmesi bulunur. Hasta yukarıdaki düğmeye bastığında ilaç aşağıdaki ağızdan fışkırır. Bu alet en iyi bir hava haznesiyle çalışır. Zira ilacın havayla iletilmesi gerekir. Hasta kafasını bu kısma sokar ve ilacı teneffüs eder. Kullanımı en fazla 30 saniye sürer. Astım spreyi. Nispeten ucuzdur ve cebinize sığar. Yani hasta her yere götürebilir. Unutmayın, bunların her biriyle çeşitli ilaçlar kullanabilirsiniz. Önemli olan hastanın hangi ilaca ihtiyacı olduğudur. Buraya yazdığımız ilaçlar içinde birkaç kategori vardır. Öncelikle iltihabı azaltan ilaçlardan bahsetmek istiyorum. İltihap vücudunuzun kendisini rahatsız eden bir şeye karşı doğal tepkisidir. Ne yazık ki astım iltihap semptomları yaratır. Bu yüzden ilaçla iltihabı yumuşatmaya çalışırız. İlk olarak steroidler gelir. Vücutta doğal olarak üretilen steroidler de iltihapla savaşabilir ama gördüğümüz üzere yeterli değillerdir. Bu yüzden iltihabı hafifletmek için yapay steroidler kullanırız. Lekotriyen inhibitörleri bir başka ilaçtır. Acayip bir kelime değil mi? Lekotriyen bir moleküldür. Lekotriyen inhibitörü, lekotriyenin vücut üzerindeki etkisine engel olur. Bu ikisi birbirleriyle ilişkilidir. Bunun sebebi, iltihabın vücutta başlayış şekliyle alakalıdır. Tetikleyici denen bir şey vardır. A, B'ye sebep olur, oradan C ortaya çıkar ve o da D'ye bağlanır sonuna kadar devam eder ve lekotrin üretiriz. Bu zincirin bütün amacı budur. İltihabı durdurmak için ya bundan kurtulabiliriz ya da steroidler daha önceden işe dahil olur ve zincirin önceki bir halkasına engel olur. Yani bu iki ilacın amacı aynıdır. Lekotrini azaltmak ve semptomlara sebep olan zinciri kırmak. Bunlar ciddi ilaçlardır. Bir diğer ilaç bronkodilatördür. Bronko hava yolları anlamına gelir. Dilatör de genişletici, açıcı demektir. Astımın bronş yollarını daralttığını ve tıkadığını söylemiştik. Bu ilacın içinde beta agonistleri bulunur. Beta vücutta bulunan bir çeşit alıcıdır. Akciğerlerdeki görevi bu organı açmaktır. Yani düz kası rahatlatır. Astım hastalığında düz kaslar büzüşmektedir. Beta agonistleri düz kasları rahatlatarak bu kanalı güzel açık bir hava yoluna çevirir. Beta agonistlerini akciğerlerimizdeki hava yollarında bulunan beta 2 alıcılarının üzerine salarız. Beta vücudun farklı kısımlarında farklı şeyler yapar ama burada önemsediğimiz işlevi bronkodilasyondur. Bunu sağlayan başka ilaçlar da mevcuttur. Örneğin teofilin. Bazıları için zehirleyici bir ilaçtır. Bu yüzden miktarı çok dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Ancak sonuç olarak aynı etkiyi gösterir. Düz kasları rahatlatır ve daha geniş bir hava yolu açar. Tedavi deneme yanılma yöntemiyle ilerler. Amacımız bu yönde ilerlemektir. Bizi oraya götüren her neyse, hangi ilaç karışımı ise, miktar ne kadarsa, gerekeni yapıp yukarı ilerlemeye devam ederiz. Ta ki uzun vadeli astım tedavi amacımız olan iyi kontrol edilme seviyesine gelene kadar